Merhabalar. Kültür gündemini paylaşmak üzere bu haftada birlikteyiz. Sıcak gündem Cannes Film Festivali. Festival 14 Mayıs'ta başladı. Önümüzdeki hafta sona erecek. Bugüne kadar neler oldu, öne çıkan gelişmeler neler aktararak yayınımıza başlayalım. 72. Cannes Film Festivali 14 Mayıs'ta yapılan seremoniyle açıldı. Bu yılki afişte Mart ayında kaybettiğimiz usta yönetmen Agnès Varda'ya saygı duruşunda bulunan festivalin açılış seremonisinde de Agnès Varda önemli bir yere sahipti. Sahnede bulunan boş yönetmen koltuğuyla usta yönetmenin ölümüyle yaşanan büyük kayıp sembolize edildi. Festivalin bu yılki vurgusu sinema salonlarında sinema deneyimini birlikte yaşamak üzerine. Açılış seremonisinde konuşan Fransız yönetmen Edouard Baer, sinema, sinema salonudur, birlikte olmaktır, birlikte dışarı çıkmaktır, insan sıcaklığıdır. Cannes Film Festivali'nde gösterim salonu bazen öylesine muhteşemdir ki, filmin kendisi bile bir an durup etrafına bakar diyerek konunun altını çizdi. Cannes'da beyaz perdeye yansıyan ilk yapım, Amerikan bağımsız sinemasının yaşayan en önemli yönetmenlerinden Jim Jarmusch'un The Dead Don't Die filmi oldu. Bill Murray, Tilda Swinton, Steve Buscemi gibi oyuncuların rol aldığı zombi filminde çağımız dünyası ve tüketim toplumu eleştiriliyor. Ne var ki Altın Palmiye için yarışan film eleştirmenlerden beklenen ilgiyi göremedi. Korku unsurunu kana taşıyan bir diğer yapım Amerikalı yönetmen Robert Eggers'ın The Lighthouse adlı yeni filmi. Eggers'ın 1920'li ve 1940'lı yılların ekipmanlarını kullanarak 35 mm'lik kamerayla siyah beyaz çektiği Willem Dafoe ve Robert Pattinson'la yapım yarın ilk kez seyirciye sunulacak. Festival kapsamında düzenlenen panelde kadınların sinema sektöründeki görünürlüğü gündemdeydi. Panelin konuşmacılarından olan Julianne Moore, kadınların iltimas isteyen bir azınlık grubu olmadığını söyledi ve her kesimin bu sektörde yer alabilmesi için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini belirtti. Altın Palmiye için bu yıl usta yönetmenlerin elinden çıkmış 21 film yarışıyor. Türkiye'nin festivaldeki tek temsilcisi ise 15. yaşını kutlayan Cine Foundation Proje Destek Atölyesi'ne seçilen 15 genç yönetmen arasında bulunan Gürcan Keltek. Bir sergiye götürmek istiyorum sizi. Türkiye'de karikatür sanatının en büyük ustalarından Turhan Selçuk'un eserlerinden geniş bir seçkim İstanbul'da sergileniyor. Serginin küratörlerinden yine bir diğer usta Semih Poray'dan hem Turhan Selçuk'u hem de serginin içeriğini dinleyelim. Halkını seven her dürüst ve namuslu kişide az çok Abdülcanbazlık vardır. Bu sözler karikatür dünyamızın en özgün karakterlerinden Abdülcanbaz'ın yaratıcısı, karikatür sanatçısı Turhan Selçuk'a ait. 11 Mart 2010'da yitirdiğimiz Turhan Selçuk, bugünlerde İstanbul'da kapsamlı bir sergiyle anılıyor. Yapı Kredi Kültür Sanat Binası'nda açılan Retrospektif serginin danışmanı, karikatür sanatının Türkiye'deki bir diğer ustası olan Semih Poray. Turhan Selçuk, Türk karikatür sanatının büyük isimlerinden biri. Çok saygın bir çizer. Sadece Türkiye'de değil, dünya karikatür çevrelerinde de bilinen ve saygı duyulan bir büyük usta. Şimdi onun oldukça kapsamlı bir sergisiyle baş başa kalacağız bir süre. Ve onun büyük olasılıkla çizerken büyük keyifler aldığı çizimlerini biz de keyifle izleyeceğiz. Pek çok karikatür örneği yer alıyor sergide.
Turhan Selçuk hemen hemen 60 yıl kadar çok yoğun sürmüş çizerlik yaşamında on binlerce çizime imza attı. Dolayısıyla bu sergiye konmak üzere çizimleri seçilirken bu çok kolay olmadı. Fakat hepsi birbirinden değerli ve üstün sanat özellikleri taşıyan çizimleri, karikatürleri, desenleri, çizgi roman örnekleri izleyicileri bir Turhan Selçuk dünyasına taşıyacaktır bundan. Çok eminim. Odağında Abdülcanbaz'ın olduğu sergide Turhan Selçuk'un 70 yıllık sanat yaşamının bütün dönemlerinden seçilmiş 400 kadar orijinal eser görülebiliyor. Sergi 9 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Turhan Selçuk'un bu sergisi gerçekte bir retrospektif. Yani Turhan Selçuk'un hemen hemen hiç ardını bırakmadığı, kendisini aşma, yeni şeyler yapma çizgisinde farklılıklar deneme sürecini değişik zamanların ürünleriyle aktaran bir sergi. 1940'lı yıllarda çizdikleri yanında çok etkin olduğu 50'li 60'lı yılların örnekleri de yer alıyor. 70 ve sonrasının çizimleri, illüstrasyonları, kitap kapakları da burada görülebilir. Oldukça kapsamlı bir sergi olduğunu söylemeliyim. Aynı zamanda Turhan Selçuk'un 1957'de Milliyet Gazetesi'nde başladığı ünlü çizgi romanı Abdülcanbaz'dan da önemli örnekler yer alıyor sergide. İki serüvenin hemen hemen tüm sayfaları sergileniyor aynı zamanda ve Abdülcanbaz'ın kitaplaştığı dönemlerde kullanılmış olan kitap kapakları, orijinalleri sergide yer alıyor. Bir büyük çizgi ustasının bunları da çalışırken nasıl keyifle çalıştığını, siyah beyazı ama aynı zamanda rengi de nasıl ustalıkla ve birbirine yedirerek kullandığını örnekleriyle görüyoruz. Turhan Selçuk'u tabii hem gazetelerde hem Abdülcanbaz albümleriyle izlemiş okurları, izleyicileri onun nasıl önemli bir çizer olduğunu biliyorlar. Bu sergi aynı zamanda belki Turhan Selçuk'u çok yakından izlememiş, görece genç kuşağın da bir büyük çizgi ustasını tanıması için önemli bir fırsat yaratıyor. Çok keyifli bir izleme olacağından çok eminim serginin. İyi seyirler. Yarın 19 Mayıs. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı. Bu kapsamda yapılan etkinliklerden biri İstanbul'da açılan Hoş Geldin Gazi sergisi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk kez İstanbul'a geldiği 1 Temmuz 1927'den Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybettiği 10 Kasım 1938'e kadar İstanbul'da geçirdiği günler geniş bir fotoğraf arşivi eşliğinde İstanbul'da sergileniyor.
Dönemin foto muhabirlerinin çektiği bu fotoğraflar, gazetelerden günü gününe derlenen hikayeleriyle birlikte ilk kez izleyicilere sunuluyor. Serginin küratörlüğünü Cengiz Kahraman üstleniyor. Mustafa Kemal'in İstanbul'a geleceği 1 Temmuz 1927 tarihi öncesinde İstanbul'da Haziran ayında büyük bir heyecan yaşanmış. Dolayısıyla şehirde çeşitli süslemeler yapılmış, Tahkı Zaferler kurulmuş. Burada kullandığımız fotoğraflarda gördüğümüz Tahkı Zaferi serginin girişine birebir aynısını inşa edildi ve dolayısıyla bu geliş fotoğraflarının öncesine ait Selahattin Giz koleksiyonunda olan fotoğraflardan örnekler de koyduk. Onun haricinde Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım 1938'den sonra 3 gün sonra Taksim'de büyük bir miting, üniversite gençliği tarafından büyük bir miting düzenlenmiş ve üniversite gençliği atasına söz vermiş, ant içmiş. O mitinge ait fotoğraflar var. 19 Kasım'da Atatürk İstanbul'dan Ankara'ya Yavuz zırhlısıyla götürülüyor naaşı. O ana ait Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkıp Sarayburnu'na kadar giden cenazenin fotoğrafları da Selahattin Giz koleksiyonunda çok sayıda bulunuyor. Biz oradan birkaç örnek de kullandık. Dolayısıyla geliş tarihinden Mustafa Kemal'in Atatürk'ün hayatını kaybettiği 1938 yılına kadar olan dönemlerle ilgili fotoğrafların haricinde cenazesi ve gençliğin mitingine ait birkaç örnek de sergide bulunuyor. Fotoğrafların yanı sıra arşivdeki Mustafa Kemal'e ait görüntülerin de yer aldığı sergiyle ilgili bir de katalog hazırlandı. Hoş Geldin Gazi sergisi 10 Kasım tarihine kadar İstanbul Beyoğlu'ndaki Yapı Kredi Müzesi'nde görülebilecek. Sergi yaklaşık 2 yıl boyunca gazete ve dergileri inceledik ve o gazete dergilerdeki haberler, özellikle fotoğraflı haberleri dijital bir arşiv haline getirdikten sonra Selahattin Giz koleksiyonundaki fotoğraflarla eşleştirdik ve o hikayeleri kronolojik bir şekilde fotoğrafları bir arada kullanabileceğimiz metinlere dönüştürdük. Dolayısıyla bu serginin kataloğu, katalogdan birazcık daha kapsamlı oldu, bir kitap gibi oldu, kronolojik bir kitap oldu. 1927 ile 38 arasındaki Atatürk'ün İstanbul'daki günlerini fotoğraflarla ve hikayeleriyle anlatan bir çalışma oldu. Sergide cam negatifler, Selahattin Giz koleksiyonunda bulunan cam negatiflerden örnekler de koyduk bu fotoğraflar eşliğinde. Onun haricinde Yapı Kredi Bankası'nın koleksiyonunda olan Atatürk'e ait döneminde seslendirilmiş ve montajı yapılmış filmler bulunuyor. O filmler de sergi kapsamında, sergi salonunda gösterilecek. Onlar 1950'li yıllarda seslendirmesi ve montajı yapılmış orijinal filmler. Dolayısıyla sergi sadece fotoğraflardan oluşacak bir sergi olmayacak, film de gösterilecek.
Kültür Servisi'nin stüdyodan devam ediyoruz. Bu hafta stüdyomuzda yazar Melisa Kesmez'le birlikteyiz. Melisa Kesmez'in Atlığı Bağlayın Geceyi Burada Geçireceğiz. Bazen Bahar ve Nohut Oda adlı 3 öykü kitabı bulunuyor. Ve Nohut Oda bu yılki Sait Faik Hikaye Armağanı'na değer görüldü. Melisa Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hemen bu sıcak gelişmeyi konuşarak başlayalım istiyorum. Tamam. Nasıldı Sait Faik adına verilen ödüle değer görülmek, neler düşündürdü? Heykelci eve götürmek diyeyim. Müthiş heyecanlı bir gelişme benim için. Yani bir ödül almak zaten tek başına yeterince onurlandırıcı bir şey ama Sait Faik'in adıyla verilen bir ödüle bir öykü kitabıyla layık görülmüş olmak yani tarif edemeyeceğim kadar mutluluk verici. Haberi aldığım günden beri zaten tam olarak konuyla net bir ilişki de kuramıyorum. Özellikle ödül gecesi gerçekten şaşkındım. Ama çok mutluyum. Yani bundan sonraki yolculuğum adına herhalde önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Nohut Oda kıymetli bir kitap. Benim de okuduğum kitaplardan biri. Biraz onun yazılış sürecinden bahsedelim istiyorum. Siz çok hayatınızı iç içe oradan doneler alarak yazıyorsunuz. Nasıl bir süreçti sizin için kitabın yazılma süreci? Evet dediğiniz gibi Nohut Oda'nın içinde benim o dönemki ruhum fazlasıyla var. Bu birazcık benim galiba hem benim hem de etrafımdaki pek çok kişinin mekanla olan kavgası konunun merkezinde yer alıyor diye düşünüyorum. Bu öykülerin en azından oradan hareketle yazıldığını söyleyebilirim. Özellikle bir yere ait olmak ya da bir yere ait olamamak, bizim özellikle bu kuşağın diyeyim kendi adıma konuşacak olursam hem kentler hem de ülke merkezinde düşündüğümüzde bir yerimizin olmaması veyahut olduğumuz yerle sürekli kavga halinde olmamız, bir kendimizi huzurlu veya güvende hissetmememiz ya da bir şekilde buranın insanı olduğumuzu dahi hissetmediğimiz anların olması. Biraz bu döneme denk geldi bu öyküler. Dolayısıyla öykülerdeki karakterler de sürekli mekan üzerinden duygusal çatışmalarını yansıtan, bu bazen bir ev, bazen sokak, bazen bir insanın yanı. Evet yani hani bir şekilde bir kişinin mekanla olan ilişkisi üzerinden aklınıza gelebilecek her türlü çatışmayı kapsayan bir öykü seçkisi diyebilirim. Kitabın meselelerinden bir kısmı da işte sizin özetledikleriniz dışında terk edememek değil mi? Yani o bağlar, aile bağları, halkla olan bağlar bırakamamak çok zor olması ya da. Evet yani bir eğer mekan söz konusuysa özellikle de bizim şu an içinde yaşadığımız dünya üzerinden düşünecek olursam kalanlar ve gidenler olarak ikiye ayrılmış vaziyetteyiz ve galiba ben bu mekanla bağını bir türlü koparamayan bütün mutsuzluğuna ve huzursuzluğuna rağmen o mekandan vazgeçemeyen, onun içinde bir şekilde yaşam savaşı vermeye devam eden taraftan yanayım ya da o tarafa aitim. Dolayısıyla biraz hikayeleri galiba o kopamamak üzerinden daha ağırlıklı olarak işlemiş olabilirim. Evet gidenler var, bir mekanla vedalaşabilenler var ama benimkisi biraz daha o köklerini korumak mı demeliyim ona tam olarak bilmiyorum ama yani onları asla unutamamak, o kökleri hep onların etrafında bir şekilde dönüp durmakla meşgul bir takım karakterler. Özellikle ilk öykü, Kalanlar Öyküsü beni hemen yakalamıştı. Çok gerçekten can alıcı gündemimiz hepimizin aklında olan ülke terk edilebilir mi? Ya da işte kalanlardan biri olmak, arkadaşları yollamak. Bizim kuşağımızın böyle bir gündemi var gerçekten değil mi? Ben hep şey diyorum işte, herhalde Türkiye tarihinin en büyük arkadaş göçü yaşanıyor. Çünkü ben de pek çok arkadaşım yurt dışına yolcu ettim. Böyle bir gündemimiz var bizim. Evet. Yani az önce söylediğim şeylerle bağlantılı biraz aslında. Yani bir şekilde hepimiz bir kente, bir semte ya da bir topluluğun içine kendimize ait hissetmek istiyoruz ki üzerine bir şeyler inşa edelim, kurabilelim. Ama yaşadığımız, hiç detaya girmeye gerek yok, herkesin haberdar olduğu tonla olay var son 10 yıl içerisinde. Ve bu olayların her biri tek tek bizim mekanla, özellikle de ülke
seviyesinde mekanla ilişkimizi epey zedelemiş olaylar. Yani can güvenliğinden başlayan ve devamında ne bileyim mesela sanatsal olarak kendini ifade edememeye kadar, tedirgin olmaya kadar varan geniş bir kavga bu. Ve evet o öyküde de çok net bir şekilde yurt dışına arkadaşını yollayan, yolcu eden birinin geri kaldığı yerde yaşadığı yalnızlık ve o giden insanların arkasından kendine kuramadığı hayat var. Ama evet gerçek hayatta olan şey aslında o öykü bir kurmaca da olsa bize dair çok fazla şeyi yansıtıyor. Bir taraftan da umutlu bir kapı aralıyorsunuz o öyküde ya da diğerlerinde. Yani evet hani bir şekilde mekanı kendi bir olabildiğince kendi beklentilerine göre şekillendirip o bir sandalye dahi olsa ya da bir masa dahi olsa ben buradayım ve buraya aitim. Belki de buradan başka bir alternatif yok ve burada mutlu olmak, burada yaşamımı sürdürmek durumundayım duygusu. Evet öykünün yaslandığı umut dediğiniz şey biraz o. Evet. O öyküden cümleler aktarmak istiyorum. Bir ülkeden nasıl gidilir, bir ülke nasıl geride bırakılır? Bir ülke insanın canını ne zaman tak eder? Bu çok güzel. Bir insan ülkenin tekmesine tokadına hangi noktada artık dayanamaz olur diye. Hem böyle bir yoğun bir sıkıştırılmış duygusu hissediyoruz. Benim çok yoğun hissettiğim işte belki de bu arkadaşlarımızın gittiği için yalnızlık duygusu. Sizdeki yansıması nasıl oluyor? Duygusal anlamda diyorum. Umutlu mu hissediyorsunuz? İyimser mi yoksa arada kalmışlık duygusu mu? Ya aslında biraz ben içine doğduğum ve beni ben yapan kültürü yitirdiğimi hissediyorum. Ve bu kültürü oluşturan kişiler kısmen de arkadaşlarım ya da benim bir şekilde o kültürel çevremi oluşturan insanlar. Bunlar benim tanımak zorunda olmadığım yazarlar da olabilir, gazeteciler de olabilir. Ama hani bir şekilde bizi biz yapan o kültürel çevreyi yitirmek benim için müthiş bir duygusal yıkım aslında. Yani bu biz ve onlar gibi bir ayrımdan bahsetmiyorum ama seni sen yapan insanların artık aynı dünyada olmadığını fark ettiğinde nereye tutunacağını şaşırıyorsun. Dolayısıyla geriye kalanlar çok kıymetleniyorlar. Ben biraz umutsuzum. Yani bunu bugünlerde söylediğim zaman herkes bana çok kızıyor. Ama gerçekler orada duruyorlar. Yani hani biz istediğimiz kadar iyimser ve umut dolu mesajlarla kendimizi ikna etmeye çalışalım. Sadece bu yeterli gelmiyor bana. Yani işte başka bir savaşın içine girmek zorundayız. Bu bir kişisel savaş da olsa. Yani daha farklı bir mücadele biçimi geliştirmeliyiz. Belki bilmiyorum. Sadece iyimserliğin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Beni ikna etmiyor en azından. Bu geniş kapsamlı argüman şu sıralar. Herkesin coşkuyla benimsediği. Onu konuşacağım istiyorum. Onu soracağım gerçekten şu her şey. Evet çok ben hemen konuyu oraya getirdim acilen. Şeyden devam edebiliriz. Bu İşte arkadaşlarımız gidiyor dedik. Binalar da değişiyor, insanlar, şehir de değişiyor bir taraftan. Yani mekanla ilişkili hafızamız da zedeleniyor ve bir sıkışmışlık hali. Bu Nohuto'da kitabında aslında tam da adıyla da anlaşılabilir bir evlerin içerisine sıkışma, küçük kurtarılmış semtlerimize sıkışma. Bu bir yazara neler getiriyor ya da ona nasıl eksiklikler yaratıyor edebiyatında dersiniz ya da nasıl bir güç? Ya galiba... Kendi adıma konuşayım çünkü benim gibi yaşamayan bir sürü insan var. Ben biraz yalnızlaştığımı düşünüyorum. Yani kendimi o sosyal çevrenin dışına çekip daha kendi kendime vakit geçirmeye, daha insanlardan korkmaya, çekinmeye ya da onlarla vakit geçirmekten hoşlanmamaya başladığım bir dönem. Bu bence tehlikeli bir şey çünkü paylaşımı ve o karşılaşmayı çok eksilten bir şey. Kaldı ki biz birbirimizi besleyen varlıklarız insan olarak. Yani bir noktada kendini bir odaya kapatıp orada ömrünü sürdürmek de bir tercih olabilir ama sokağa karışmamak, sokaktaki kültürel dünyanın içine girmeyi reddetmek bence o kadar da yani savunulacak bir gerçek değil. Ama dediğim gibi hani İstanbul özelinde düşünecek olursak evet belli semtlerin içerisinde kendi
hayatlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ama o semtler de bence artık bize yetmiyor. Yani müthiş bir kalabalık ve yoğunluk söz konusu. Hani o sıkışmışlık bir noktada da böyle bir nasıl diyeyim, klostrofobik bir şeye de dönüşebiliyor. Yani senin yaşamına itiraz etmeyen insanlarla aynı semtin içine doluşmuş olmak da o kadar da eğlenceli ve ne bileyim, sürdürülebilir bir şey gibi gelmiyor bana. Bir de belki bir gerçeklikten kopuş da yaratabilir bazı insanlarda. Yani muhakkak, çünkü dediğim gibi yani sadece belli bir yaşam biçimini benimseyen insanların yaşadığı bir ülkede, bir kentte yaşamıyoruz. Ve o karşılaşmalar seyreldikçe, azaldıkça birbirinden kopuk bir sürü adacıklar oluşuyor. Ve o diyaloğu bir kere yitirdikten sonraki bence müthiş derecede yitirmiş vaziyetteyiz. Bir daha nasıl tekrar aynı masalara oturup karşılıklı konuşabileceğiz? Birbirimizi hangi noktada anlayacağız? Ya da dinleme zahmetini gösterecek miyiz? Pek bilemiyorum yani. Evet, biz kendi dünyamıza çekildik. Orada biz gibi yaşamayı sürdürüyoruz ama bu diğer kitleyi, diğer insanları, senin gibi yaşamayı tercih etmeyen insanları görmezden gelmek ve bu çok da sağlıklı bir şey değil. O ev içleri önemli gerçekten. Yine o kalanlardaki benim en çok yakalayan o yemek yapma meselesi. Mutfaklara kapanıp daha önce yapmadığın, evet, yemekleri yapmak. İşte o kapalı halde beslenmek, sizin dediğiniz gibi sokağa çıkamıyoruz. Siz nelerle besleniyorsunuz? Nelerle hem edebiyatınız ya da dünyanız zenginleşiyor? Ya aslında evet, o küçük dünyayı bir şekilde sınırlarını biraz genişleterek zenginleştirmeye çalışıyorsun. Yani evet, iyi ki internet var hayatımızda. Ve o bir şekilde bizim dünyayla olan bağımızı korumaya devam ediyor. Ama dediğim gibi çok suni bana kalırsa pek çok açıdan. Ben ne yapıyorum? Ben okumaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama yayıncılık dünyasında ayrıca editör ve çevirmen olarak da var olduğum için hayatımın her aşamasında kitapla karşı karşıya geldiğimde biraz, özellikle son dönemde, yani okumaktan da yorulur hale geldiğim zamanlar oldu. Kitap, çünkü işin mutfağında olunca biraz onun büyüsü de kaçıyor bir noktadan sonra. Yani evet, okumak en önemli. O alanı kendi adıma genişletmek ve dışarıdaki gerçeklikle bağ kurmak adına yaptığım en önemli şey diyebilirim. Televizyon seyretmiyorum. Onun dışında yani evet, görüştüğüm çok az insan var. Biraz o konuda şeyim, ne denir, hastalık boyutunda diyebilirim durum. Ama yani evin içinde mutlu olmayı başarıyorum kendimi bir noktaya kadar. Gündemi takip ediyorsunuz ve gerçekten sizin yazdıklarınız hem Türkiye gündemiyle, daha doğrusu dünyanın gündemiyle belki içli dışlı bir öykü kurgusunun içerisinde. Şöyle bir gözlemim var benim, bilmem katılır mısınız? İşte bugünleri hep 80 referansıyla anıyoruz, 80 darbesi, baskı dönemi. O dönemki edebiyatta mesela Tomris Uyar'ın yazdıklarında ya da böyle daha yine aynı içe dönüş ama böyle biraz daha soyutlaşan. Oysa ki bizim kuşağın, diyeceğim, aynı kuşağa mensubuz. Sözünü söylemekten sakınmayan, sizin öyküleriniz de öyle. Neyin olduğunu altını çizen bir dili olduğunu düşünüyorum. Bizim cesaret değil bu ama artık söz söyleme özgürlüğü. Siz de düşünüyor musunuz bunu? Ya evet, baskı bir daha fazla olsa da. Yani evet, bir hani iletişim çağının sonuçlarından bir tanesi bence bu. Yani insanların, evet, bunun vardığı tuhaf noktalar da var. Herkesin her şeyi söyleyebilme özgürlüğü ve bu hiç hoş olmayabiliyor her zaman. Ama dediğim gibi yani yazar olarak, yani özellikle benim dönemimde ilk kitaplarını üretmiş ve bu yola devam eden yazarların ben de sözünü sakınmadığını düşünüyorum. Hatta biraz daha mı acaba cesur diyorum ama belki bu cesaretten başka bir şey. Yani belki öyle yetiştirilmiş olmakla ilgili bir şey. Biz daha sesini çıkarmayı öğretilerek büyütülmüş bir kuşak olabiliriz bizden öncekilere göre. Daha rahatız, insanlarla daha rahat ilişki kuruyoruz. Tabii ki etrafımızdaki iletişim olanakları da bize bunu sağlıyor. Ama evet, bence de baskıya rağmen biraz daha duygularını ve düşüncelerini ifade eden bir kuşak, bana da öyle geliyor. Ve belki yine benim düşüncem bu, Gezi'nin de yarattığı bir duygu var belki, bilmiyorum. Yani evet, o bir şekilde bizi kolektif bir yerde yan yana getiriyor ve çok da üzerine konuşmadan, bazen sadece bakışarak bile neredeyse bizi böyle aynı
çemberin içine alıveren bir şey. O günlerde yaşadığımız her şey. Evet, belki de bu bizi bir noktada daha kendini ifade etmeye yöneltmiş bir şey olabilir. Ödül gerekçesinde Nuhut Oda'ya verilen Sait Faik Armağan'ı ödül gerekçesinde deniyor ki Nuhut Oda adlı öykü kitabında insan ilişkilerinin karmaşıklığını, sarıp sarmalayan sıcaklığının ve nefessiz bırakan buğuntusunu telaşsız duru bir üslupla anlatılıyor. Bu telaşsız sözü çok güzel bence. merak ediyorum, nasıl yazıyorsunuz öyküleri? Nasıl bir, üzerinde çok çalışarak mı doğuyor kendiliğinden mi? Nasıl bir süreç var? Ben aslında bir öykünün başına şimdi bir öykü yazacağım diye oturmuyorum. Çünkü o benim, yani ben görev insanı hiç olmadım hayatta. Böyle bir kendine görev verip onu yapabilen kişiler vardır. O da başka bir başarı hikayesi. Ama ben biraz böyle kırpık kırpık notlar alıp sonra onları ya galiba artık bunlardan bir şey olur diyerek biraz daha yan yana getirerek bir öyküyü oluşturuyorum. Genelde böyle sanıyorum, yani öyle hatırlıyorum. Nohut Ada'da yazdığım öyküler özellikle bir oturuşta çıkan ama üzerine aylar ve hatta Handan öyküsü 2 yılda bitmiş bir öykü. Belki de o yüzden biraz daha farklı diğerlerinden. Yani evet, o ilk başta yazıldı ama defalarca bir daha yazıldı, bir daha yazıldı. İlk seferki halini korumuyor genelde öyküler ama o küçük notlar birleştikten sonra defalarca baştan inşa edilebiliyor ya da sonunu değiştirebiliyorum bir anda böyle bir duyguyla. Ama telaşsızım yani. Bir jürinin ve jürideki kişiler gerçekten çok kıymetli insanlar. Bunun fark etmiş olmaları, yani özellikle ödülün gerekçesi benim çok hoşuma gitti. Birileri beni anlamış hissettim. Çünkü hani yazdığınız şey her zaman tam da istediğiniz yere ulaşmayabiliyor. Oradaki boğuntu kelimesiyle de ayrıca gurur duydum. Yani benim çünkü bir nefes almaya engel olacak bir boğuntu gibi bir şey diyordum. Yani evet, böyle anılmak üzücü ama gerçek. Ama telaşsız yazıyorum. Yani çok kendime bir tarih koymuyorum. İşte bir görev koymuyorum. Mesela şu anda bir 4. kitap sorusu geldiğinde kendime hiç şunu diyemiyorum yani. Evet, seneye de bir 4. kitap koyarım masaya. Belki de hiçbir zaman o 4. kitabı yazamam. Biraz başka işlerle de uğraşmanın İyi tarafı da bu galiba. Yani yazarlık benim kenarımda duran bir şey. Benim başka işlerim var. Yine yayıncılık yapıyorum ama daha sakin, daha kendi halinde bir yazma pratiğim var diyeyim. Peki işte yazarlık kenarda duruyordunuz. Siz ana alan olarak yine yazarlığı mı görüyorsunuz? Yoksa işte yayıncılık var, işte başka denemeler yazıyorsunuz pek çok yere. Çeviriler, oyun çevirileri yapıyorsunuz. Ama yazarlık sizin ana alanınız, gördüğünüz alan mı? Yani aslında birazcık ondan korkuyorum. Çünkü ben bir şey tam ortaya koyduğumda ondan soğumaktan ya da onu çok önemsemekten çekiniyorum. Yani ve yazarlığı önemsemenin de iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Yani bir yazma hırsıyla masanın başına oturup evet ben yazarım ve kitap yazıyorum dediğiniz zaman o şeyler kaçıp gidiveriyor sanki aklınızdan ve kaleminizden. Yani çok isim vermeden bunu, hani okuru olduğum pek çok yazarda da gördüm. Yani ilk kitap müthiş naif ve müthiş telaşsız ama sonradan o ben yazar oldum ve şimdi yeni bir eser üretmeliyim telaşı yazılmış bir 3. kitabın ve bir ya da bir 4. kitabın beni üzdüğünü çok fark ettim. Yani kendim de o tuzağa düşmemek adına biraz yazarlıkla kenardan flört ederek ve onu çok da yüz vermeyerek biraz nasıl diyeyim, ciddiye almamak değil ama yani o kadar da ciddiye almadan ilerletmeye çalıştığım bir şey benim. Bu benim aslında çok üzerine kafa yorduğum bir mesele bu. Mütevazılık da değil bu bence. Yalnızca böbürlenmeme ya da işte ben şu oldum demem ama bu çağda da pek kabul görmeyen bir şey değil mi? Hemen ya evet, biz çünkü şapkaları seviyoruz, yani bir yazarlık şapkası, işte bir şey şapkası vesaire. Ama kendinizi hiçbir şeyin ortasında tutmayı başardığınızda diğer bütün her şeyle, yani aynı anda yazı yazıp resim de yapabilirsiniz. O şeyleri, yani benim kişisel hayatımda yaşadığım şey bu, bilmiyorum, bir başkası için işlemeyebilir. O mesafeyi koruduğum sürece
daha orada da daha rahat, daha özgür hissettiğim bir alan yaratabiliyorum ama o etikete ya da o mesleğe diyeyim ya da o uğraşa kendimi böyle bir nasıl diyeyim yapıştırdığımda ya da ona tutkuyla işte sarıldığımda o şey benden kaçıyormuş gibi geliyor. O yüzden biraz daha kendime yazarım derken bile düşünüyorum. Ama işte birileri deyince siz de demiş bulunuyorsunuz. O yüzden itiraz etmiyorum. Pek çok öykü yazılıyor. Öykünün bol olduğu bir süreç bu süreç. Merak ediyorum sizce iyi bir kötüyü, iyi bir öyküyü, kötü bir öyküden ayıran özellikler neler? Zor bir soru. Yani çünkü bu şu demek olur. Benim yazdığım bütün öyküler iyiydi ve yayınlanmaya layık olduğu için ben onları yayın evine göndermişim gibi algılanmak hiç istemem. Kusurlu bulduğum çok şey var yazdığım şeylerde. Ama çok kaba şöyle diyebilirim. Yani ben bir öykünün biraz işçilik istediğini düşünüyorum. Yani ya bu benim fikrim de değil. Bu kısa öyküyle ilgili bir sürü öykü ustasının hep tarihte de söyleyip durduğu bir şey. Kısayı yazmanın çok zor olduğu, kısa olanı. Çünkü eksiltmenin o kadar da kolay bir şey olmadığını, yani fazlayı oradan uzaklaştırıp aslında demek istediğin, anlatmak istediğin neyse onu orada tek başına tutabilmek, belki bir öyküyü 20 defa baştan yazmak anlamına geliyor. Kendi öykülerimde de var, başkalarının kitaplarında okuduğum öykülerde de var. Şu duyguyla karşılaşabiliyorum, ya keşke daha teslim edilmeseydi bu yayın evine, birazcık daha dursaydı kenarda, biraz daha üstüne çalışılsaydı ya da çöpe atılsaydı. Yani illa her şeyin okurla buluşması da gerekmiyor. Yani kötü öykü dediğim şey o yüzden bana biraz aceleye gelmiş ve heveskar bir tavırla ben bir öykü yazdım bakın noktasında biraz yazarı tuzağa düşüren bir öykü türü diyeyim. Ben kısa öyküleri elbette seviyorum ama kısa öykülere bayılıyorum açıkçası böyle birkaç paragraflık. Aslında dünyada da romanların da böyle 100 sayfaları, 100 sayfaların altlarına düştüğünü görüyoruz. Sizin nasıl buna bakışınız? İşte bu biçime diyeyim, kısa olmayan. Ya aslında bence bu çok da karar verilip yapılabilen bir şey mi bilmiyorum. Yani bir metin yazmaya hazırlanan bir kişi tam 120 sayfalık bir metin yazacağım. Böyle başlayan birileri elbet vardır, daha kafası öyle çalışan. Ama yani bu biraz anlatmak istediğiniz şeyi nasıl anlattığınızla ve ne kadarıyla yetindiğinizle ilgili bir şey. Ama yani atıyorum 600 sayfanın üzerinde müthiş romanlar da okuduk ve onun 100 sayfasını bile çöpe atamayız. Yani mümkün değil hani kısaltmamız. O haliyle mükemmel ve kusursuz. Öte yandan 90 sayfalık bir roman da var. Ve yani bir bölüm daha eklese ona bütün yapıyı bozacak ve okuru hemen tedirgin edecek bir yere götürebilir. Biraz yazarın kendisiyle alakalı bir şey. Ama evet metinlerin kısaldığını görüyorum genel olarak. Bu belki zamane durumlarıyla ilgili bir şeydir. Her şeye daha az vaktimizin olmasıyla ilgili bir şeydir. Tam emin değilim. Ama kısayı yazmak çok zor. Yani ben bir şeyi kısaltırken çok zorlanıyorum. Uzatırken değil ama kısaltırken. Kimin sözüydü o? Marx'ın olabilir ya da bütünüyle uyduruyorum. Bir şeyi uzun uzun yazmaya zamanım var ama kısa yazmaya zamanım yok diyordu sana. Bir mektupta geçiyor. Mektupta sanki. Geçiyor evet, galiba tam hatırlayamadım ben de. Evet. Güzel yani, bir ifade. Güncel konulara geçersek, bir tanesi yine işte ödül töreninde bir kadın olarak bu ödülü almanın önemini vurgu yaptınız. Şimdi tam da işte özellikle Duygu Esen'e ödülü üzerinden bu tartışılıyor. Duygu Esen'in roman ödülünün jürisinde 6 erkek ve yalnızca 2 kadının olması meselesi. Bunu konuşalım istiyorum. Bizim edebiyat dünyamız erkek egemen bir dünya. Bu nasıl kırılır ya da nasıl değerlendirmeli? Yani... Açıkçası evet erkekler sayıca daha fazlalar. Bunun sebebini tek bir şeyle özetleyemem ama yani her yerde daha fazla varlık gösterdikleri gibi türlü sebeplerle bu alanda da daha fazla varlık gösteriyorlar. Yani ben kendi adıma yani benimle aynı kuşaktan ve aynı yaştan diyeyim erkeklerle aynı ortamda bulunduğumda ister istemez bilmiyorum bunu bütün kadın yazarlar yaşar mı ama kendimi biraz kenarda hissediyorum. Yani bu belki benle ilgili bir şey olabilir. Onların bana
yaşattığı bir şey de olabilir. İkisi de aynı anda olabilir. Ama ben genel olarak kadın olmanın özellikle edebiyatta biraz küçümsenen ve ne yazmışsın bakayım göster falan tarzında, yani neredeyse işte nasıl diyeyim, yani daha naif bir şey bir yere konulan bir edebiyat olduğunu düşünüyorum. Özellikle mesela benim yaşadığım çok tuhaf bir tecrübe var. Bunu bir yerde daha anlatmıştım. O konuyla çok yakından alakalı. Benim yazdığım şeylerin kurmaca olduğunu duyduğunda şaşıran o kadar çok insan var ki. Yani hani bu da birazcık bana şey gibi geliyor. Ve bunu yaşayan başka kadın yazarlar da varmış konuştuğumda. Yani kadının ancak kendi yaşadığı, kendi duygusal dünyasını anlatabileceği kurmaca becerisinden yoksun olduğu üstünden böyle genel bir... Bu korkunçmuş ama. Tuhaf bir kanı var. Yani bu benim bir kere daha şahit olduğum bir şey de değil. Yani bir sürü defalarca işte yazdıklarınızın kaçı, yüzde kaçı gerçek gibi sorular bile geldi bana. Yani bu biraz bir kişinin ve o kişi kadınsa özellikle yazarlığını küçümsemek gibi geliyor bana. Yani tabii ki biz oturup kendimizi anlatmıyoruz o kitaplarda. Evet. Ve orada da bir edebi beceri söz konusu. Ama ne yazık ki bu birazcık böyle. Ama dediğim gibi özellikle Duygu Asena jürisi meselesinde de yani bu çok da aslında böyle sürprizli bir şey değil. Yani bizim genel olarak yaşadığımız dünyanın belki de her yerinde olan bir şey. Yani erkekler böyle konularda çok daha hızlı kendilerine bir alan yaratabiliyorlar. İstedikleri mesleklerde olsunlar. Ve kadınlar her zaman onların 5 katı çaba sarf etmek zorundalar. O aynı alanı kendine yaratabilmek için. Kadın temsili dışında, yani kadının görünür olması, ön planda, hı hı, olması, bir de kadın dilini yaratmak meselesi. Hı hı. İşte sinemada da, hı hı, edebiyatta da artık bunu konuşuyoruz. Kadın dilinden anlatılan. Siz bu konuda nelere dikkat ediyorsunuz ya da var mı kıstaslarınız? Hı hı. Yani aslında bu benim bilinçli yapabildiğim bir şey değil. Yani biraz içinde yaşadığım dünyayı kağıda geçirirken kafanın içindeki sesi çevirmemle ilgili bir şey, yazı diline. Yani çok kadınlı bir dünyada büyüdüm. Benim anneanneler, halalar, teyzeler ortasında bir onlar büyüttü. Onların dünyasının içerisinde ben oldum. Dolayısıyla o kadın dünyası benim böyle kulaklarımın içinde, beynimin içinde sürekli uğuldayan bir şey. Bizim pek erkeklerin olmadığı bir hayatımız vardı gerçekten. Varsalar da yoktular. Dolayısıyla ben galiba onu çok da böyle bilinçli olarak, evet ben şu an bir kadın hikayesi anlatıyorum ve onu bir kadın gözüyle anlatıyorum değil. O benim yapabildiğim şey. Yani benim kendiliğinden kurabildiğim bir dil o. Ama bunu daha suni biçimlerle yapıldığı örneklerde çok güzel işleyebiliyor. Yani bir erkek yazar da kadın dilini o kadar iyi olmasa da bir şekilde yani onu başarılı olabiliyor. Bunun örnekleri de var bence. Başka bir güncel mesele bu ser yayıncılıkla ilgili bazı iddialar vardı. İddia, hı-hı, diyeceğim çünkü o şekilde, evet, konuşuldu. İşte bir sahte bandrol meselesi. Hı-hı, hı-hı. Siz de ser yayınlarının yazarlarından biriydiniz. Daha önce 3 kitabınız da oradan çıkmıştı. Hı-hı. Şimdi iletişimden çıkacak. Hı-hı. Onun duyurusunu, evet, da yapmış olayım. O süreci anlatır mısınız? Sizin gözlemleriniz, sizin tarafınızdan neler yaşandı? Çünkü merak, hı-hı, ediyoruz gerçekten. Hı-hı. Yani açıkçası ben hiç bu süreç içerisinde bulunan kimseyle konuşmadım yüz yüze. Sadece işte birkaç mail geçti aramızda. İnanın dışarıdan ne görünüyorsa ben de o kadar görebiliyorum. Yani benim çok da dahilinde olduğum bir mesele değil. Anlamaya çalıştığım, yazar arkadaşlarımla konuştuğum ama anlayamadığım bir şey. Sadece o süreçte bir yazar olarak çok fazla ortasında kaldık. Yani ben ve başka yazar arkadaşlarım da ve birlikte hareket etmedik ama dertleştiğimizde bir şekilde kişisel olarak böyle bir adım atmanın hepimiz için daha doğru olacağına karar verdik. Herkes kendisi bu kararı alabildi. Ama dediğim gibi çok da böyle şu oldu çünkü şu yüzden diyebildiğim, benim için hala uzaktan baktığımda çok da ne olduğunu anlayamadığım bir şey. Peki size bir merak ettiğim için soruyorum. Gerçekten, hı hı, bir açıklama oldu mu yayın evinden ya da kişisel, yani, bir görüşme?
aslında bir şekilde böyle bir girişimde bulunuldu yanlış hatırlamıyorsam. Ama yani ben bu böyle bir şeye dahil olmak istemedim açıkçası. Yani bilmiyorum, böyle şeyler benim için hiç kolay şeyler değil. Çünkü yazarlık dediğimiz şey biraz işin daha duygusal tarafında kalabilmek ve çok da işte bandroldür, paradır, teliftir, yüzdedir vesaire. Bunların, kaç baskı yapmış yani yapmış. Evet, elbette bunu kovalamak da bizim yazar olarak hakkımızdır ve görevimizdir. Ama ben biraz o dünyanın dışında durmaya hep çok çalıştım. O yüzden de inanın bir cümle dahi duymak istemediğimden bu konularla alakalı olarak. Çünkü çok yıpratıcı. Yani bir şekilde siz de o dünyanın içindesiniz. Mesajlar geliyor, insanlar sorular soruyor ama o soruların cevapları bende yok. Yani keşke dahil olsam, bilsem ve birilerine bir şeyler anlatabilsem ama ben de en az herkes kadar işin dışında ve biraz da mağduruyum diyebilirim. Bu karamsarım dediniz. Her şey çok güzel olacak meselesi. Bu sözü seviyoruz çünkü bir seçim sloganı olması dışında hepimizin güzel şeylere ihtiyacı var. Seçime kadar bütün konuklarıma sormayı düşünüyorum kendi alanlarıyla ilgili. Yazarlar için ya da sizin için her şey nasıl güzel olur? Her şey nasıl güzel olur? Yani belki yayıncı, bir yayıncı olarak da işin o tarafından bakarsam yazar ve çevirmen haklarının belki bir noktada biraz daha korunduğu ve emeğimizin de karşılığını aldığımız bir yere doğru evrilse bu yayıncılık dünyası ne kadar güzel olur. Ama işte ne yazık ki işin içinde bambaşka dengeler var. Sonuçta ortada bir pasta var ve o pastanın çok büyük bir kısmı herkesin bildiği dağıtımdır vesairedir falan. Ama yani orada asıl işi üreten ve gerçekten siz olmasanız sizin dışınızda varlığını sürdüremeyecek bir camia var. Buna rağmen hep en sonunda yer almak listelerin ve o kadar da önemsenmemek beni birazcık üzüyor. Ama keşke biraz daha farklı olsa yazarlar ve özellikle emek sahipleri, yani yazar ve çevirmen, o eseri üreten ve kelime kelime bir okurun önüne koyabilen insandan bahsediyorum. Onun dışında belki hani bir şekilde yayıncılığın kalitesinin, kalite kelimesini de hiç sevmiyorum kitaplar söz konusu olduğunda ama niteliğinin yani, değilim. Belki daha doğru olur. Yani çok tuhaf bir yerden çılgın bir kitap üretimi söz konusu ve o kitapları ben elime bile alamıyorum. Yani hani kitap evlerini böyle tıka basa dolduran ve bizim o kitap evlerinde belki hani koyduğun ucunda arkada bir yerde kendimize bir yer bulduğumuz. Tabii bu her yer için geçerli değil ama yani biraz daha belki daha nasıl diyeyim, editöryel açıdan daha seçkinci bir yayıncılık mı olsa ne güzel olurdu, bir sürü de her şeyde basılmasa. Ama tabii popüler yayıncılık diye bir şey var sonuçta. Bu da işin ticari tarafı yani. Peki son olarak Türkiye için yine karamsarım dediniz. Nasıl olsun, ne olsun? Ay ne zor soru. Ya evet, keşke biraz daha artık her şey sakinleşse ve bedeller ödense. Yani bir şekilde herkesin yaptığını yanına kaldığı bir tuhaf düzenin içine doğru savrulduk. Yani neredeyse her şeyin cezasız kaldığı ve herkesin de bundan müthiş bir gurur duyarak yoluna devam ettiği, tam tersine bir sürü insanın da yok yere hakkını yendiği tuhaf bir dönemin içindeyiz. Gerçekten tek istediğim şey belki adalet olabilir. Yani çünkü en çok ihtiyacımız olan şey bence şu anda adalet. O da hani kelimenin kavramsal anlamının ötesinde tam anlamıyla hukuksal bir adaletten bahsediyorum. Yani umarım böyle bir mucize olur. Son bir şey soracağım. Yine başlarda söylemiştiniz, aklıma geldi. Daha önce bazı söyleşilerinizi okumuştum. Farklı eylem biçimleri üretmek. Ondan da bahsedeyim, ne olabilir mesela yazarlar için ya da halktan insanlar için ya da aydınlar için diyelim. Ya aslında çok zor çünkü bugüne kadar mücadele ettiğimiz bütün mecralar o kadar biçim değiştirdi ki, yani eskiyen çok şey var, onların yerine yenilerini koymaya çalışsak bile onlar bir şekilde mevcut düzenin içerisinde hala geçerliliğini ispatlayamıyor. Yani benim kendi adıma bir önerim yok ama belki
yani herkesin kendi işini en iyi şekilde yapmayı sürdürmesinden başka bir çare gibi gelmiyor bana. Yani en layık şekilde ve en güven verecek şekilde ve kimsenin kalbini ya da ne bileyim onurunu kırıp dökmeden, çok bireysel bir mücadele biçiminden bahsediyorum ama hani bu kişisel şeyler belki düzeni de etkileyecek bir yere evrilir ve daha farklı bir nasıl diyeyim toplumsal yapıya doğru ilerleriz. Yani bireylerin bir şeyleri değiştirebileceğini düşünüyorum ama o toplu ve kolektif mücadelelere dair biraz çözümlerimi yitirmiş vaziyetteyim açıkçası. Peki. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kültür servisindeydiniz. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Haftaya görüşmek üzere.